Şimdi efendim yıllardır konuştuğumuz çözüm bekleyen başlıklardan biri bu F-35 meselesi. Ne olmuştu hemen kısaca hatırlatalım. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot hava savunma sistemi almak istedi. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin istediği şartlarda bu satışı yapmadı ve süreci açıkça uzatmaya çalıştı diyebiliriz. Türkiye'de bu acil ihtiyacını karşılamak üzere Rusya'dan S-400'leri almayı tercih etti. Amerika Birleşik Devletleri de bunun üzerine Türkiye'yi ortak üreticisi olduğu halde F-35 programından çıkardı ve katsayı yaptırımları uyguladı. Müttefiği Türkiye'ye Aralık 2020 tarihinde bu mesele elbette tartışıldı. Ta 2022 yılında Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Michael Douglas CNN TÜRK röportajında yaratıcı formüller bulabiliriz bu sorunu çözmek için diyordu. İkili ilişkileri de zehirleyen bu sorunu çözmek için. Bu yılda ikili ilişkilerdeki pozitif gelişmeler sonrası da peş peşe Amerika Birleşik Devletleri'nden bir dizi açıklama geldi. Kim ne söyledi? Hemen böyle gelecek grafiğimiz, oradan aktarayım sizlere. Özellikle Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland'ın Ocak ayında CNN Türkiye verdiği röportajdaki ifadelere dikkat çekiciydi, bir kapıyı araladı diyebiliriz en azından kamuoyu önünde. S-400 meselesini halledebilirsek Türkiye'yi F-35 ailesine geri almaktan Amerika Birleşik Devletleri memnuniyet duyacaktır demişti. Hemen arkasından geçtiğimiz günlerde Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyareti sonrasında yaptığı açıklamayı, Bakan Fidan'la görüşmede Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü de konuştuk ifadelerini kullandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'den de yine geçtiğimiz gün bir açıklama var ki aslında F-16'lar konusunda da benzer ifadeleri Aralık ayında Doha Forumunda yine CNN Türkiye kullanmıştı. Şimdi F-35'ler için şöyle diyor: eğer Türkiye F-35 almak istiyorsa bu ittifak için iyidir, Türkiye için iyidir, Amerika Birleşik Devletleri için iyidir. S-400 meselesini halletmenin bir yolunu bulabiliriz. Katsayı yaptırımlarının modası geçti ifadelerini kullandı. Şimdi o zaman bakalım bu açıklamalar Ankara'da nasıl okunuyor bu mesajlar? Hemen yeni bilgiler alacağız. Yeni Türk Ankara temsilcimiz Dicle Canova karşımızda olacak. Dicle Canova, hoş geldin yayınımıza. Teşekkürler Büşra. Dicle Canova, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu F-35 mesajları peş peşe dikkat çekici, yoğunlaşarak devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları sırasında bu konunun hangi çerçevede ele alındığı ve Ankara bu mesajları nasıl okuyor? Büşra, önce şunun altını çizeyim. Benim edindiğim bilgilere göre Türkiye açısından F-35 konusu masada yeniden programa dönmek veya satın almak amaçlı gündeme getirilmiyor. Söylenen şu: karşılıklı konuşulan esas mesele F-35 programından çıktıktan sonra Türkiye daha önce ödediği paranın bir şekilde iade edilmesi. Bu rakamda 1,4 milyar dolar. Türkiye F-35 programı içerisindeyken verdiği katkılar sebebiyle ödediği miktar bu. Şimdi işte masada karşılıklı konuşulan esas mesele bu paranın ne şekilde iade edileceği. Tabii bu biraz teknik bir konu ama netice itibariyle bir mahsuplaşmadan bahsediyoruz. Bu nasıl ilerler daha sonraki süreçlerde göreceğiz. Ama bunun ötesinde halihazırda mevcutta Amerikan tarafından, bazı Amerikalı yetkililer tarafından verilen F-35'e dönüş mesajları nasıl okunuyor diye biraz nabız tuttum. Şimdi diplomatik kaynaklar diyor ki eğer ilişkiler nasıl daha iyi olur sorusuna bunun üzerinden bir yanıt aranıyorsa bizim için ilişkilerin daha iyi olmasında önceliğimiz teröre verilen desteğin sonlandırılması. Yani Amerika'nın PYD-YPG ile ilişkisini kesmesi ve FETÖ konusundaki Türkiye'nin beklentilerini yerine getirmesi. Ankara açısından ilişkilerin daha iyiye gitmesi için girilecek olumlu süreç terörle mücadele başlığında Amerika'nın, Ankara'nın beklentilerini yerine getirmesi. Bunun altını çizelim. Diplomatik kaynaklar F-35 içinse şunu söylüyor: bu konu esasen savunma makamlarımızın karar vereceği bir husus, ihtiyaç olup olmadığı, neye ihtiyaç duyulduğu bu savunmanın işi diyorlar. Ama stratejik açıdan bir kabiliyete de sahip olmak isteriz diye de mesaj veriliyor. Ve eğer karşılığında bazı şartlar varsa, ki olduğu anlaşılıyor ve kamuoyu önünde de bu söyleniyor Amerika tarafından deniyor. Burada kastedilen S-400 meselesi. Yine stratejik açıdan bir yeteneğin kaybedilebilmesi karşılığında F-35'e dönülmesi söz konusuysa bu konuda bir maliyet analizi yapılması gerekir deniyor. Günün sonunda temel amaç Türkiye'nin savunmasıdır. Bir ülkeyle ilişkilerimizi derinleştirmek amacıyla savunma ihtiyaçlarımızı göz ardı edemeyiz mesajı veriliyor. Dediğim gibi burada bir yeteneğin kaybedilmesi karşılığında F-35'e dönülmesi söz konusuysa kısmı aslında S-400 meselesi. Çünkü kaynaklar diyor ki halen Amerika bu programa dönmek isterseniz şartımız S-400 diyor ifadesini kullanıyor. İşte bunun bir maliyet analizinin yapılması gerektiğini ifade ediyor diplomatik kaynaklar ve neticede konunun Türkiye'nin savunmasıyla ilgisi olduğu, dolayısıyla Türkiye'nin savunmasında bir başka ülkeyle ilişkiler daha iyiye gidecek diye herhangi bir açığa, boşluğa yer verilmeyeceğinin altını çiziyorlar. Ama dediğim gibi F-35 konusunda esas olarak işaret ettikleri yön elbette savunma makamları ve savunma ihtiyaçları. O zaman oradan devam edelim. Diplomatik kaynaklar savunma cephesini işaret etmişken savunma cephesinde durum nedir? Türkiye'nin F-35 programına dönmek veya F-35 almak konusunda yeni bir yol haritası var mı? Büşra, şu aşamada altını çiziyorum. Şu aşamada olmadığı söyleniyor. Yeni bir yol haritasından bahsedilmiyor. Savunma cephesinde de Amerika'dan gelen F-35 mesajları biraz Türkiye ile ilişkileri iyi tutmak, işte son dönem bölgede yaşananlar ve yeniden Türkiye-Amerika müttefikliğinin daha her iki taraf için olumlu olabileceği inancı, Amerika'nın F-16 üzerinden ilk yaklaşımı sonrası bu ilişkileri daha da ısıtmak, diyaloğu sürdürmek adına bu F-35 söylemlerinin gündeme getirildiği yönünde bir takım yorumlar, tespitler var. Ama yine savunma cephesinde de öne çıkan unsur terör. Deniyor ki YPG ile ilişkileri bizim en rahatsız olduğumuz konu. Dolayısıyla birinci öncelik Amerika'nın bu konuda adım atması. Amerika'nınsa ne zaman masaya oturulsa Türkiye ile ilgili en rahatsız olduğu konu başlığı S-400'dü malum. Sonrasında katsayı yaptırımları geldi ve F-35 programından Türkiye çıkarıldı. İşte Türkiye'nin PYD-YPG argümanına karşılık Amerika'da aslında bir anlamda hala S-400 rahatsızlığını bir noktada bu F-35 programını hala dile getirerek ve çözüm bulabiliriz imalarıyla gündemde tuttuğu da göz önünde bulundurulmalı deniyor. Diğer yandan baktığımız zaman Kaan artık ilk uçuşunu yaptı. Hedef 2028'de envantere girmesi. Dolayısıyla bir rakip olarak görülüyor. Türkiye kendi uçağını yaptıktan sonra dışa bağımlılığı da sona erecek. Dolayısıyla Amerika'nın da bu gidişata dönük olarak bir takım çıkarımlarda bulunduğu ve F-35 söylemini bu amaçla belki NATO şemsiyesi altında yeniden canlandırdığı da ifade ediliyor. Ama savunma açısından baktığımızda Büşra şöyle özetleyebilirim. Kaan, Kızıl Elma, Anka 3 çalışmalar hızla sürüyor. Kaan'ın az önce de söyledim 2028'de envantere girmesi planlanıyor. F-16'ların alımı ve mevcutların modernizasyonu söz konusu. Bu konuda da Amerika ile uzlaşma sağlandı, süreç ilerliyor. Bunlar da 2028'e yetişecek diye bakılıyor. Bir de Eurofighter alımı var. Ankara bu konuda da olumlu sonuçlanacağı inancında. Dolayısıyla F-35 alınsa bile 2030'dan önce bu uçakların Türkiye'ye teslimi pek de mümkün olmayacak gibi görünüyor. Bu tabloda çok da anlamlı olmayabilir. Yani dediğim gibi 2028'e kadar Türkiye zaten savunma gücünü kendi imkanları da dahil yeterince güçlendiriyor. Zaten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de geçtiğimiz gün gazetecilerle bir araya geldiğinde ne dedi? Dedi ki bizim önceliğimiz artık Kaan. Bu Kaan odaklı ilerleme hedefi bir başka açıdan da önemli. Neden? Çünkü F-35'i artık cazip kılmıyor. Sebebi şu, F-35 programı içinde katkı sağlayan birçok Türk firması bugün Kaan'ı üretiyor. Dolayısıyla yeniden programa dönüş demek Kaan'ın çalışmalarını zayıflatması anlamına gelebilir. Bu nedenle de F-35 üreticisi olarak yeniden programa dönmek bu saatten sonra Ankara'ya çok da cazip gelmeyebilir. Bunun da altını çizmekte fayda var Büşra. Dengeler nedenle değişiyor değil mi? Türkiye'nin savunma sanayisi geliştikçe. Şimdi savunma sanayiden yine savunmadan konu açılmışken şunu da sormak isterim son olarak Dicle Canova. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Newland CNN TÜRK röportajında şunu da söylemişti. Önce bu S-400 meselesini çözmeliyiz. Bunu çözerken aynı zamanda Türkiye'nin güçlü bir hava savunmasına sahip olmasını sağlamalıyız demişti. Yani bunun Türkçesi herhalde yeniden Patriot görüşmeleri yapabiliriz demek. Buna nasıl yaklaşıyor Ankara'da? Ankara bu konuda bir yorum var mı? Var, evet. Yani onu da şöyle anlatayım. Yine milli savunma sistemlerinin devreye sokulması burada kritik aşama olacak, öyle görünüyor. Şimdi Türkiye Mayıs ayında kendi hava savunma sistemi Siper 1'i envanterine sokacak. 2026 yılında Siper 2 envantere girecek. Tüm bunlar planlanıyor, hesaplanıyor. Bugün S-400'den vazgeçip yeniden Patriot için görüşmelere girmek, bu konuda yol almaya çalışmak diyelim ki söz konusu oldu. Patriot ne zaman teslim edilebilir? En erken 2-3 yıl sonra teslim edilebilir. Zaten hava savunma sisteminde dediğim gibi Siper 1, Siper 2, zaten Siper 1 Mayıs'ta, Siper 2 2026'da devreye giriyor. Dolayısıyla Türkiye aslında kendi hava savunma sistemini de yavaş yavaş kurmaya başladı. Bu anlamda yeniden Patriot için görüşmelere geçilmesi, o noktada işte S-400'den vazgeçilmesi ve bunun az önce de diplomatik kaynakların altını çizdiği maliyetleri çok ciddi tabii ki düşünülüyor ve açıkçası pek de mantıklı bulunmuyor bu aşamada. Ama şunu özetlemem gerekiyor Ankara açısından. Evet, F-35 mesajları iyi niyetli olabilir. Evet, F-35 mesajları geleceğe dönük yeni işbirlikleri açısından masaya konuluyor olabilir. Ama Ankara için hem diplomatik kaynaklar açısından hem savunma kaynakları açısından en öncelikli birinci gündem Amerika ile ilişkilerde terörle mücadele konusu, PYD-YPG'ye verilen desteğin kesilmesi, FETÖ ile ilgili Ankara'nın taleplerinin yerine getirilmesi. Bunlar çok önemli. Hava savunma açısından da artık bundan sonraki tek ve en öncelikli hedef Kaan'ın bir an önce envantere alınması ve 2028'e kadar hem F-16'ları modernize ederek hem yeni alınacak F-16'larla hem Eurofighter anlaşması sağlanırsa bir şekilde Türkiye zaten kendi hava savunma mekanizmasında rahatlığa kavuşmuş olacak deniyor Büşra. Çok çok teşekkür ederiz. CNN Türk Ankara temsilcimiz Dicle Canova tüm detaylarıyla Ankara'daki yorumları, bakış açısını bizlere aktardı. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine.